Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda majistral kullanıyorsanız saç dökülmeniz için veya saç ekimi sonrasında bu majistrali haftanın her günü değil haftanın belli günleri kullanabilirsiniz diye böyle bir ruhsat sunmuştum size. Bir de bunun minoxidil versiyonu olduğunu söylemiştim. Çünkü minoxidilin pozolojisi kullanım sıklığı sabah akşam ama majistral sadece akşamları kullanıldığından ötürü hastaların çok daha kolayına geliyor. Dolayısıyla minoxidil kullanmaya devam eden %5'lik %2'lik minoxidil sprey özellikle veya köpük kullanmaya devam eden hastalarım için de en azından bilgilendirici olması açısından bir de onunla ilgili bir video çekiyorum. Şimdi bu majistralle ilgiliydi arkadaşlar. Bunu sildim. Bunun eğer minoxidil kullanıyorsanız ne tür bir şeyi olacaktır? Size ne tür bir ruhsat sunabiliriz? Nasıl bir esneme payınımız var? Onu anlatacağız. Arkadaşlar yine ideal olan şeyi yazıyorum size. Haftanın günleriyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar 7 gün boyunca. Birinci seçeneğimiz daha önceki videoda olduğu gibi her gün 2x1 puff olarak kullanıyorsunuz. Yani rutin minoxidil kullanma sabah bir puff 12 saat geçtikten sonra ikinci puff'u kullanmaktır. Ve her seferinde saçlı derinizi 5'e bölerek bu arada zamanı gelmişken o zaman onu da anlatayım size bir bilginiz olsun diye. Bu ön taraf olduğunu varsayalım tepeye baktığımızı. Bu saçınızın dökülme riskinin olduğu yer. Bakın arkadaşlar bunu 5 parçaya bölüyoruz. Şu ve şu. Bu 1 numaralı alan, 2 numaralı alan, 3 numaralı, 4 ve 5 numaralı alan. Her bir alana bir puff sürüp masaj ile dağıtıyorsunuz. Minoxidil'in standart kullanımı bu. 5 ya yaklaşık olarak söylüyorum 12 saat geçtikten sonra bu 5 puff uygulamasını tekrarlıyoruz. Standart uygulama bu. Demek ki ideal olan minoxidil için ideal olan kullanım şekli haftanın her günü sabah 5 kez akşam 5 puff akşam 5 puff olmak üzere her gün bu uygulamayı yapmak. 2x1 Bazı arkadaşlar bu videoların uzun olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim size. Size bedava bir hizmet veriyoruz. Yani kimse burada sizin şeyiniz falan değil yani. Size bir şey anlatıyoruz. Dolayısıyla lütfen sabırlı olun ve izleyin. Canınız istemiyorsa, anlatım şeklini uygun görmüyorsanız gidin. Başka yerlerden, başka kaynaklardan bulabilirseniz tabii yani. Başka kaynaklardan bununla ilgili başka videolar izleyin yani. Burada biz kendimizi size göre şey etmek zorundayız. Sizin için zaman çok değerli olabilir, 2 dakika sizin için çok çok önemli olabilir. Çünkü soğuk füzyon laboratuvarında çalışıyorsunuz biliyorum. NASA'da çalıştığınızdan ötürü buna çok fazla zamanınız olmayabilir. Ama saygılı olmanız lazım. Bakın burada bir hizmet veriyoruz. Bu hizmetin hakkını vermeye çalışıyorum. Çünkü bu videoyu sadece siz izlemiyorsunuz. Bu videoyu bir şeyler öğrenmek isteyen doktorlar da izliyor, hemşireler de izliyor, sağlık profesyonelleri de izliyor. Bu konuda çok detaylı bilgi sahibi olmak isteyen insanlar da izliyor. Zaten bunların kısa versiyonlarını Instagram'a yüklüyoruz. Eğer size çok uzun geliyorsa 90 saniyelik kısa versiyonlarını Instagram'dan izleyebilirsiniz. O yüzden kullandığım dilin didaktik olması, eğitici bir dil kullanıyor olmam tamamen bunların ders niteliğinde konular olmasından kaynaklanıyor. Yani bir ders de zaten böyle anlatılır. Yani bir öğretmene ya hocam 45 dakika çok uzun bunu 10 dakikada anlat 50 dakika teneffüs yapalım diyemezsiniz. Dersin mantığı budur. Bunlar da ders niteliğinde videolar olduğundan ötürü maalesef biraz uzun olmak zorunda. Demek pazar da dahil olmak üzere 2x1 kullanıyorsunuz. İkinci versiyon bakın ikinci versiyon. Hastaların en fazla sevdiği şey. Bu sefer günde bir kez kullanıyorsunuz ama bakın 1x1 kullanıyorsunuz öyle diyeyim size. 24 saatte bir kez kullanıyorsunuz fakat 8 puff kullanıyorsunuz. Artık 5 puff değil 8 puff'u kullanıyorsunuz. Onun da kullanımı biraz farklı. Onu da arzu ederseniz burada kısa bir şey şeklinde göstereyim. Şöyle anlatayım. Biraz önce çizmiştim ya size. Saçlı derinin uygulama yapılacak olan alanını yine 5'e böl. Özür diliyorum bu biraz öncekiydi. 5'e bölmüştüm ya. Şimdi bu versiyonda bunu 4'e bölüyorum. Tamam mı? Bu alanı 4'e böldüm. 1 numara, 2 numara, 3 ve 4 numaralı alanlar diye. Bir puff buraya sıktık. 2 puff, ikinci puff'ı sıktık, masaj yaptık. 3. puff'ı sıktık, masaj yaptık. 4. minoxidil'i sıktık, masaj yaptık. Yaklaşık olarak 1-2 dakika bekliyoruz. Hatta bazen 20 saniye kadar bekliyoruz. Çünkü alkol bazlı, propilen glikol içerdiğinden alkol bazlı bir solüsyon ise bu çok hızlı emilecektir ve çok hızlı kuruyacaktır. Kuruduktan sonra aynı işlemi bir daha tekrarlıyoruz. Yani dolayısıyla 20 saniye içerisinde veya 2 dakika içerisinde 8 puff uyguluyoruz ve bırakıyoruz. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı sabah akşam kullanmıyorsunuz.
sadece örneğin akşamları veya sadece sabahları kullandığınızdan ötürü. Tabii ki sizin için çok ciddi bir zaman konforu sağlıyor. Yani her gün ilacı aklınızda tutmak gibi bir probleminiz olmuyor. Gece bir yerde kalabilirsiniz, bir otelde kalabilirsiniz, anneniz babanıza gidebilirsiniz, arkadaşınıza kalabilirsiniz. Sürekli ilacınızı yanınızda taşımak gibi bir mecburiyetten size alıkor. Günde bir kez uygulamak konforunu yakalamış olursunuz. Bu da seçeneklerden birisi dediğim gibi. Şimdi bu seçenekte size zor geliyorsa bakın, üçüncü seçenek olarak yapılacak olan şey aynen maşistralde olduğu gibi bir günü dolu bir günü boş yapabilirsiniz. Yani burada 1x1 kullandığınız salı gününü pas geçiyorsunuz. Burada yine 1x1 kullandığınız çarşamba, perşembeyi pas geçiyorsunuz. Cuma'da 1x1 kullandığınız cumartesini pas geçiyorsunuz. Pazar günü yine 1x1. Yani bir gün dolu bir gün boş yapıyorsunuz. En sonda gelen, en az ve çok tembel olan veya hiç vakti olmayan hastalar için de tabii ki bir seçenek var. Majistralde olduğu gibi haftanın sadece 2 günü kullanabiliyorsunuz. Orada da 2 ayrı versiyon var. Buraya sığdıramayacağım ama 2 ayrı versiyon var. Haftanın 2 günü örneğin pazartesi ve perşembe günü ya sabah akşam kullanıyorsunuz 5 puff ya da sadece sabahları veya sadece akşamları 8 puff kullanıyorsunuz. Şimdi ben en tembel iş olduğundan ötürü sabah akşam versiyonunu değil, olabilecek olan son versiyon olarak söylüyorum. En tembel, bütün yani böyle bu konuda hiç vakti olmayan kişi için seçenek olarak söylüyorum. Pazartesi günü 1x1 yaptınız. Yani 1x1 dediğim bir kez 8 puff uyguladınız. Salıyı pas geçtiniz, çarşambayı pas geçtiniz. Yine perşembe günü 1x1 yaptınız. Cuma'yı, cumartesini ve pazar gününü pas geçtiniz. Arkadaşlar, majistralde olduğu gibi burada da tabii ki her şeyin bir bedeli var. Siz ilaç ile kurmuş olduğunuz ilişkiyi ne kadar asgariye indirirseniz saçınızda gördüğünüz yararın da düşmesi gerekecektir. O oranda düşecektir. Minoxidil kullandığınızda da böyle bir durumdur. Bütün bunların ruhsat olduğunu size söylemek zorundayım. Yani rutin uygulama içerisinde böyle protokoller yok. Ben hastalarıma, hastaların koşullarına göre hiç ilaç kullanmamaktansa en azından saçlarını mümkün olduğu ölçüler içerisinde onların ihtiyaç duyduğu dönemlerde saç derisini tutması için bir takım ruhsatlar tanıdım. Bunların testlerini yaptım, denemelerini yaptım. Bu şekilde kullanan binlerce hastam oldu. Sadece ben değil, başka doktor arkadaşlarımın da bu tür çalışmaları falan oldu. O çalışmaların, bütün bu hekimlerin çalışmalarının ortak sonucunu aktarıyorum size. Yani sizi şu seçeneği kullanmaya yöneltmiyorum, tavsiye etmiyorum böyle bir şeyi ama hiç ürün kullanmamaktansa buradakinin de etkinliğine tanık olduğum için ve bunun da bir yararı olduğunu gözlemlediğimden ötürü hastalarım üzerinde en azından en etkili olan %100 ilacın etkinliğini beklentisini karşılama oranı olarak söylüyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın, bu ilacı %100 etkiliyor anlamında falan söylemiyorum. Burada etkinlik %100 iken burada %85'lere düşüyor. Burada 75'lere düşüyor. Bu seçenekte 50-60 bantına düşüyor. Yani baya baya bir düştü. Hatta bazı hastalarda şunun %40'a düştüğüne bile tanık olduk etkinliğinin. Ya bu etkinlik nasıl hesaplanıyor onu söyleyeyim. Hasta bir dönem bunu böyle kullanıyor ürünü. Ondan örneğin %100 yarar görüyor. Buna döndüğü zaman etkinliğin %60'a düştüğünü tespit ediyoruz. Yani traksiyon testleri, mekanik çekme testleri, saçlı derinin kanlanması ve kanın geri dönmesi testleri gibi bir takım mekanik testler var. O testlerden ve hastadan almış olduğumuz feedback'ten elde ettiğimiz yarar skalası bu. Dolayısıyla ideal olan bu dediğim gibi ama bunu da tercih edebilirsiniz, bunu da tercih edebilirsiniz, bunu da tercih edebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim. Bunun ile bakın, şunun ile bunun arasında kalsam ben kendim yani. Bu mu, bu mu? Ben açıkçası 2 numarayı daha fazla tercih ediyorum. Yani minoxidil'in her gün sabah akşam kullanılması hakikaten çok zor. Özellikle kadın hastalar için çok çok daha zor. O sebeple biraz etkinliğinin azalacağını kabul etmek kaydıyla günde bir kez 8 puff uygulanmasını minoxidil için daha doğru, daha sürdürülebilir bir tedavi olarak görüyorum. Çünkü uzun soluklu bir tedavi, hasta uzun bir müddet bu tedaviyi uygulayacak. Dolayısıyla tedaviye devamlılığın sağlanabilmesi, hasta açısından devamlılığın, hastanın da sıkılmaması, ilacı bırakmaması için onu iki gün, her gün daha doğrusu sabah akşam bu pozoloji çerçevesinde ilaca mahkum etmek biraz zor olduğundan ve sürdürülebilir olmadığından
Ben günde bir kez 8 puff uygulamasını daha doğru buluyorum. Ümit ediyorum video ihtiyacınızı görmüştür ve tırnak içinde söylüyorum çok uzun olmamıştır. Ama eğer yararlı bulduysanız abone olmanızı, ihtiyacı olan bu konuda böyle detaylı bilgiye sahip olmak arzusu içerisinde olan arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Böyle sıkıntıları olan ve minoksidili yanlış kullanan arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar şunu gözlemledim, ben bazen hasta geliyor bana 8 yıldır minoksidil kullanıyorum diyor. Anlat bana diyorum nasıl kullanıyorsunuz diye. %80'i yanlış kullanıyor arkadaşlar. Bakın %80'i yanlış kullanıyor. Yani duyuyor minoksidilin yararlı olduğunu. Eczaneye gidiyor. Eczacı diyor ki işte günde 5 puff sıkacaksın, sabah akşam sıkacaksın falan filan. 5 puff'ı aynı anda saçlı derisinde sıkan, yüzüne doğru akanı mı ararsın? Yani puff'ın ne olduğunu bilmeyeni mi ararsın? Sadece sabahları 5 puff yapanı, akşamları 5 puff yapmayı unutanı veya bunu ihmal edeni mi ararsın? Ve bunu düzenli bir şekilde örneğin 5 yıldır devam ettiriyor. Dolayısıyla bu video ideal minoksidil kullanımının nasıl olmasıyla gerektiği bana göre detaylı ve açıklayıcı bir bilgi. Sizin hastalar olarak sizlerin olduğu kadar hekim tecrübesi olarak genç meslektaşlarıma da bunların çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yani PRP yapan, saç dökme tedavileriyle uğraşan, minoksidil reçete eden veya maçlar reçete eden hekim arkadaşlar için bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız siz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.